Şu anda Metropolitan Sanat Müzesi Okyanusya Galerisi'nin en ikonik sergilerinden birini ziyaret ediyoruz. Burada olağanüstü uzun bis direklerini görüyoruz. Bu heykel serisi Yeni Gine'nin Asmat bölgesinden. Bu da bize bu bis direklerinin ritüel amaçlarla nasıl sergilenmiş olabileceğiyle ilgili fikirler veriyor. Bu direkler toprağa gömülü bir halde kullanılıyordu. Direklerin uç kısmı sivri olurdu ve bu sayede direkleri toprağa veya kuma gömmek mümkündü. Bu sergide direklerin taştan zemine gömülü bir şekilde sergilendiğini görmek güzel. Bu sayede orijinal yerlerinde uçlarının toprağa gömülü olduğunu daha kolay anlamamız mümkün. Bisdireyi seremonileri yakın zamanda hayatını kaybedenlerin ruhlarının sağ salim bir şekilde yaşayanların dünyasından ayrılarak Safan adı verilen ve atalarla özdeşleştirilen diyara yolculuğunu kolaylaştırmak amacıyla topluluğu bir araya getirmenin bir yoluydu. Ayrıca bu sayede topluluk yeniden dengeye kavuşuyordu. Topluluk içerisindeki liderlerin ve bireylerin ölümü belirsiz ve güvenli olmayan bir ortama sebep olabiliyordu. Bu yüzden de köyün başındaki erkekler bu direkleri yontmaları için "Wol Ipit" adı verilen usta oymacıları görevlendirerek halkı ne zaman bir araya getirmeleri gerektiğine karar veriyordu. Bu usta oymacılar direkleri yapabilmek için kendilerini dış dünyadan soyutluyordu. Bu direkler aslında ters çevrilmiş mangrove ağaçlarının gövdelerinden oluşuyor. Yani bu ağaç gövdeleri ters çevrilmiş durumda. Heykelin yukarısına doğru baktığımızda bunun aslında gövdeden çıkan pek çok kök sisteminden bir tanesi olduğunu görebiliriz. Bu sayede de bunların mangrov ağacı olduğunu anlıyoruz. Mangrov ağaçları kesilerek mangrov bataklığında parçalara ayrılırdı. Daha sonra da sanki yenilgiye uğratılmış düşmanlar gibi köye getirilerek köyün kadınları tarafından karşılanırdı. Bundan sonra da köyün en büyük evine götürülür ve burada usta oymacılar heykelin taslağını çıkarıp eve sonradan eklenen bir bölüme çekilerek ağaç gövdesi üzerine yapılan oymaları tamamlardı. Bu sırada bu ustalar başka hiçbir işle ilgilenmez ve köyden kimseyle iletişim kurmazlardı. Bunun oldukça kutsal bir uğraş olduğunu söylemekte fayda var. Ağaçlara yenilgiye uğratılmış savaşçılar gibi davranılması fikri çok ilginç. Sanki ağaçlar insan figürü gibi Asmat halklarının dünya görüşüne göre bir insan ağaçken ağaç da aynı şekilde insandır. Aralarında doğrudan bir eşitlik olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda görülen kalas şeklindeki kısım da aslında cemen olarak adlandırılan destek kökünün geri kalan kısmı. Bu kısmın oymanın erkek arketipini temsil ettiğini söyleyebiliriz. Bu direkler üç bölgeden oluşuyor. Aşağı kısımda yapısal bir formu görüyoruz. Onun yukarısında figürler var ve daha sonrasında da cemen kısmını görüyoruz. Burada topluluğun bir araya gelerek köyün ve topluluğa ait hikayeleri yeniden anlatmanın, birlikte ziyafet yapmanın ve komşu topluluklarla bağları yeniden güçlendirmenin enerjisini ve canlılığını görüyoruz. Tüm bu manevi öz ve canlılığın da cemen'den tekrar dünyaya yayıldığına dair bir inanış var. Bistirei seremonisi bittikten sonra bu direkler yerlerinden sökülerek Sago Palmiyesi korusuna götürülürdü. Daha sonra da bu direkler burada çürümeye bırakılırdı. Böylece topluluğun bir araya gelmesinden doğan tüm bu manevi enerji ve canlılık da toprağa geri dönerek köyün gelecekteki refahını güvence altına almış olurdu. Yani burada doğa ve çevreyle kurulan güzel, karşılıklı ve döngüsel bir ilişki olduğunu görüyoruz cemen kısmı erkek arketipini temsil etse de Sago korusunun kadın arketipiyle ilişkilendirildiğini söyleyebiliriz. Sago böceklerinin yani kırmızı palmiye böceklerinin larvaları bis direkleri yontulmaya başladığında Sago palmiyesinin merkezine yerleştirilirdi. Bu tırtılların büyüyüp böcek olduğu dönemse bu direklerin artık olduğu yerden çıkarılması ve halka sunulması gerektiğine işaret ederdi. Bu koleksiyonda ayrıca sago böceklerinin oldukça dramatik ve hareketli bir şekilde içerisinde sunulduğu bu harikulade törensel kaseleri görmek de mümkün. Halk bu kaselerden böcekleri toplayarak yerdi. Bu da kadın arketipiyle özdeşleştirilirdi. Yani burada iki olgu arasında bir denge olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki oyma işinin olağanüstü olduğunu ve bu oymaların bis direklerinin yukarısında, yani cemen kısmında çok daha ayrıntılı olduğunu görüyoruz. Aslında bu desenler A örgü tekniğini de andırıyor. Bu oymaların bazı noktalarda soyut, bazı noktalarda insan figürü veya başka somut şekillerde olduğunu görüyoruz. Buna kuş figürleri örnek verilebilir. Buradaki oymalar oldukça akışkan ve eğrisel. Ayrıca kafa avcılığı ile ilişkili motifler olduğunu da görüyoruz. Mesela burada guguk kuşunun gagaları var. Ayrıca uçan tilki olarak da adlandırılan meyve yarasalarına soyut göndermeler yapıldığını da görüyoruz. Bu durumda insan ve ağaç arasında bir benzetme kurulabiliyorsa, meyve yarasası ve guguk kuşunun da bu ağacın meyvesini kopardığını ve dolayısıyla kafa avcılığı ile ilgili bir benzetme yapıldığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak bu türlerin saygı duyulan hayvanlar olduğunu söylememiz mümkün. Bu durumda figürlerin cesareti temsil ettiğini ve oymaların enerjisini bu şekilde hissedebileceğimizi de ekleyelim. İnsan figürlerinde de bu enerji ve gücün temsil edildiğini görüyoruz. Bu figürler oldukça kaslı ve güçlü görünüyor. Burada başarılı savaşçılara açıkça bir gönderme yapılmış. Şimdi de buradaki renk şemasına bakalım. Beyaz, safan ve atalarla özdeşleştirilen bir renk. Buradaki tozlu ve neredeyse tebeşire benzeyen dokuyu yakalayabilmek için bu rengi istiridye kabuklarını yakarak elde ediyorlardı. Kırmızı ise aşı boyası ve topraktaki killerden elde ediliyordu. Kırmızı, yüklü anlamlar taşıyan bir renk. Aynı zamanda da manevi gücü temsil ediyor burada kırmızının insan figürlerindeki skarifikasyonlara vurgu yapmak için kullanıldığını görüyoruz. Kömür kullanılarak elde edilen siyah rengi ise genellikle figürlerin yüzündeki ayırt edici özellikleri vurgulanmak için kullanılmış. Bu direklerin pek çoğunda en alt kısmın genellikle daha yapısal olduğunu ve hatta bir tanesinde heykele minik bir tekne şekli verdiğini görüyoruz. Bu da aslında ataların manevi yolculuğuyla ilişkilendirilmiş. Yani buradaki tekneyi bir taşıma aracı olarak düşünebiliriz. Bu tekneler yakın zamanda hayatını kaybedenlerin ruhlarının ayrılışını cesaretlendirmek ve buna yardımcı olmak amacıyla kullanılan araçlar. Yani bu direkleri bir sergide her şeyden soyutlanmış halde duran nesneler olarak değil de, çevre köyler ve başka topluluklardan insanları bir araya getiren karmaşık bir ritüelin merkez noktası olarak görmekte fayda var. Bu heykelleri durağan sanat eserleri olarak değil de yaşayanların diyarlarıyla ölüler diyarı arasındaki sınır ve eşiklerden geçişe olanak tanıyan dinamik araçlar olarak görmemiz mümkün.